Barış, ne yapacağız bu berberleri? Bak sakallara bak abi, saçlar, sakallar. Şimdi normalde şeyler, kaçak berberler var. Çağırıyorsun, geliyor, kesiyorlar da ben. Virüsü alıyorlarmış abi. Yok. Abi parası önemli değil ya. Başkasından alacak, virüsü sana getirecek, anladın mı? Barış, bugün BMW E60 ve E90'ların şöyle anahtarlıklarını görüyor musun? BMW'nin E60, E90 anahtar kapları var. Altı rengimiz var. Gerçekten renkler o kadar güzel ki. Kamerada bunu böyle gösterelim bak. Görüyorsun. Biraz daha yaklaştır abi, ben de. Sen yaklaştır abi, ben nasıl yaklaştırayım? Tamam. Bir de arkasını çevir abi, belki bilemem. Bir de arkasını şöyle. Anahtarlığımız bu zaten. E60 ve E90 olan anahtarlığımız bu. Anahtar kabımız da bu. Bence çok güzel ve logoları falan Barış o kadar güzel ki bak. Hani böyle satıyorlar insanlar. Şöyle çok dandik duruyor. Böyle değil, baksana nasıl duruyor. Arabanın ön arması gibi çok kaliteli duruyor. Çok şık duruyor. Şu alttaki yazıya bakar mısın abi? Şu ince detaya bak ya. Gerçekten çok hoşuma gitti ya. Yani bunu yapan adam şöyle söyleyeyim Barış, kesin kör olmuştur ha. Şu bak, şu rengi görüyor musun bak? Böyle parlak gibi duruyor. Elimi tutuyorsun bak, bak bak şöyle kaymıyor bak. Hatta elime yapışıyor bak bak. Çok güzel. Bu deri ya, bildiğimiz deriden yapılmış sanki böyle. Tuttuğun zaman böyle deri gibi mat, yani kaymıyor. Bir de bak bu renkler var. Elimizde gerçekten 6 tane renk var. Hangi rengi seviyorsa hemen hemen hepsi var yani. Şöyle yapalım mesela, bir tanesini takalım Barış. Ben şunu çok beğendim. Şunu takayım mı? Kırmızıyı mı tak diyorsun? Sen de kırmızı diyorsun yani, hayırdır? Çingenelik mi var sende? Kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun abi. Öyle değil mi? Tabii sen bunu silah... Arka detaylı gösterir misin onu? Şimdi onu göstereceğim. Nasıl takıldığını göstereceğim. Şimdi anahtarlığımız bu şekilde, görüyor musun? Barış. İki parça girdi. İki parça. Altta bir çift taraflı bant var. Çift taraflı bantı bence kopart. Neden kopartmayın diyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer ki arabanızda anahtarsız çalıştırma varsa, o zaman bu bantı kopartıp anahtarı buraya yapıştırabilirsiniz. Neden? Şöyle. Bu anahtar yuvaya girdiği için bu anahtarlığı taktığımızda yuvaya girmiyor. Yuvaya girmediği için bu bantı sökmeyin. Bunu neden söylüyoruz? Şimdi arabamızda start stop özellikle, yani anahtarı deliğe taktığımızda start'a basıyoruz ya. Bunu bastığımızda şu an anahtarlığımız takılı. Bak bu şekilde. Takalım. Ve çok şık. Yani şöyle yapalım Barış. Aşağı gösterebilir miyim? Bir yere oturmaya gittiniz. Anahtarı masaya koydunuz. Şu güzelliği görüyor musunuz? Şu an bir yerde oturuyorsunuz. Bir kafedesiniz. Anahtarlarınızı masanın üzerine koyduğunuzda şu görüntüyü alacaksınız. Çok güzel bir görüntü. Gerçekten şık bir görüntü. Hani arabanız çok güzel. Yani biz burada müşterilerimizi arabalarını modifiye ediyoruz. Güzelleştiriyoruz. Ama şimdi modifiye ettiğimiz arabayı düşünsene. Şimdi bir kafeye gittiniz. Arabanızda şu anahtarlığı masaya koyduğunuzda aşınmış falan olur. Yani aşınmış, şey görüntüsü gitmiş, değil mi? Arkası siyah yani. Ama Barış şöyle baksana ne kadar güzel duruyor. Bak buna takıyorsun abi. Çok da basit montajı. Bak taktım, masaya koydum, görüntüye bak. Anahtarı da koruyor. Anahtarı düşürdüğünde anahtarı da koruyor. Arabamız start stop, yani deliğe anahtarı soktuğumuzda start stop'a basacaksak eğer, şu şekilde anahtarlık bakın açıldı, görüyor musunuz? Yani kap bu şekilde açılıyor. Anahtarı deliğe sokuyorsunuz. Tekrar çıkarttığınızda tekrar kabı aşağı doğru indirip bu şekilde yanıyor. Yani montaj diye bir şey yok. Sadece şu anahtarlık buraya bu şekilde sıkışıyor. Bir daha bu kapı çıkıyor. Yani montajlık hiçbir şey yok. Start stoplu olanlar için. Bu hepsi için bu anahtarlık. Sadece ben diyorum ki anahtarsız çalıştırma varsa bantı sökün. Anahtarla direkt üzerine yapıştırın. Zaten bir daha çıkartmayacaksınız. Bir daha açmayacaksınız. Bu şekilde olacak. Hani açabilirsiniz ama hani sürekli at sök yapmayacaksınız. Onun için bantı o zaman sökebilirsiniz. Ama eğer ki start stopluysa arabanız, yani anahtar yuvaya girecekse bantı sökmeyin ki buna yapışmasın. Bu şekilde açtığınızda tekrar takıyorsunuz. Arabadan indiğinizde tekrar anahtarlığı bu şekilde yapıp çıkartıyorsunuz. İnsanlar artık bizim ambalaj sistemimizi gördüler, biliyorlar. Tabii anlatmamızda da kesinlikle fayda var. Ambalajımız bu. Yani bu anahtarlık kargoda kesinlikle zarar görmez. Bir bu şekilde poşete koyuyoruz. Poşet kargo ile geliyor. Ne yaparsan yap. Üzerine de bassan herhangi bir kargoda da bir zarar gelmeyecek. Bu şekilde kargoya veriyoruz. Sağlam bir şekilde adresinize kadar ulaşıyor. Çok kaliteli bir ürün. Ürünü beğenmedi müşteri, hemen bizi bunu iade edebiliyor, biliyorsun. %100 müşteri memnuniyetimiz var. Ürün geldi, açtınız, baktınız. Ya bu nasıl bir anahtarlık ya deyip hemen gönderin. Hiç sıkıntı yok, hemen iade alıyoruz. Yani işte anahtar olmadı,
şurası şöyleydi. Yok, beğenmedim demeniz yeterli. Biz bir şey istemiyoruz. Anahtarımız bu. Bu anahtarı olan araçların hepsi ne oluyor? E60'la E90'a oluyor. Onu biliyorum. Zaten bunu o şekilde satışını yapıyoruz. Hemen şuraya alta mı bırakın? Şu ortaya bırakalım. Aksoytuning.com. Bu internet adresine girip buradan da sipariş verebilirsiniz. Instagram adresimizi de hemen şuraya bırakıyorum. Aksoy_tuning. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Oradan da sipariş alıyoruz. Oradan da fiyatlarımıza ve resimlerimize bakabilirsiniz. Beyaz rengimiz var. Evet. Beyaz rengimiz var. Siyah rengimiz var. Evet, şöyle hemen. Kırmızı rengimiz var. Bu şekilde sarı rengimiz var. Böyle gri rengimiz var. Bir de bu şekilde taba rengimiz var. Artık kahverengi mi dersiniz? Turuncu mu dersiniz? Turuncu mu artık? Taba diye geçiyor. Biz taba diyoruz. Kutunun içerisinden neler çıkıyor? Sadece iki parça anahtarlık kabımız çıkıyor. Bir de şöyle bir toz bezimiz var. Anahtarlığı takmadan önce, çünkü altında bantı vardı ya, şu şekilde temizliyoruz. Temizlikten sonra bandı sökerek buraya yapıştırıyoruz. Ama hangi araçlar için? Zaten bunu biraz önce anlatmıştım. Sadece anahtarsız çalıştırma olan araçlar için kullanıyoruz. O bantı başka kullanmıyoruz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Aksoytuning YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Aksoytuning'de kalın, hoşçakalın.